bitkilerin fotosentezi yapabildiğini, kloroplastlara sahip olduğunu, ökaryot olduğunu, hücre duvarında selüloz bulunduğunu öğrendin. Fazla glikozlarının nişasta olarak depoladıklarından da bahsettik. Bu dersimizde mantarlar aleminden bahsedeceğiz. Hocam mantarlara baktığın zaman yer değiştirmiyorlar. Bitki gibi duruyorlar. La bir bakıyorsun hücre duvarı var. O süper, aynı bitkiye benziyor. Ama bir bakıyorsun ki hücre duvarı kitin yapılı hocam. Peki başka bakıyorsun bitkiler nişasta depoluyorlar. Mantara bakıyorsun glikojen depoluyor hocam. Bundan dolayı mantarlara ayrı bir alem açmışlar. Fungiler demişler. Bu dersimde seninle beraber mantarlardan bahsedeceğiz. Videomu beğenip kanalıma abone olduğun için çok teşekkür ederim. Hazırsak dersimize başlayalım kıymetli hocam. Mantarlar alemine baktığımız zaman bir diğer ismi nedir hocam mantarların dersek? Fungiler olarak adlandırılıyor. Yan tarafı niye ö yazdım söyler misin? Ökaryot. Yani çekirdekleri bulunuyor hocam. Hepsi ökaryot yapılı canlılardır. Kloroplastları yoktur. Kloroplastları yoksa fotosentez yapar mı diye sana soruyorum. Ne cevap veriyorsun? Hayır hocam. Mantarlara fotosentez yapmazlar. Çürükçür beslenirler. Parazit beslenirler. Hastalığa sebep olabilirler. Nasıl beslenirler? Söyler misin mantarlar? Heterotrof besleniyorlar. Bakteri gibi, arke gibi, hayvan gibi bunlar da fazla glikozlarını bizim gibi ne depo olarak depoluyorlar? Glikojen şeklinde depoluyorlar hocam. Kaç çekirdeklidir dersek? Çok çekirdekli yapıya sahipler. Hücre duvarları var mı? Var. Peki bitkinin duvarında selüloz, mantarın duvarında kitin var. Aynı eklem bacakların dış iskeletinde olduğu gibi. Mantarın değil de bakterinin duvarında ne vardır dersem? Diyorsun ki hocam peptidoglikan. Peki bakterilerin ve arkelerin duvarları aynı mıydı? Farklı demiştin. Tebrik ediyorum seni. Hocam mantarların hücre duvarı kitinden meydana geliyor. Azotlu bir polisakkarit olduğundan bahsetmiştik. Hocam bu mantarların mutualist yani faydacı yaşayan türleri bulunuyor. Mesela bir mantarla bir algin oluşturmuş olduğu bir birliktelik var. Biz bu birlikteliğe ne ad veriyoruz dersek söyleyelim. Liken ismini veriyoruz. Bir de hocam bitkilerle mantarlar arasında kurulan bir mutualist birliktelik mikoriza. Mantarlar bitkilerin köklerinde yaşıyorlar. Toprakta bulunan mineralleri ne yapıyorlar? Bitkiye aktarıyorlar. Bu sayede bitkilerin gelişimi daha iyi oluyor. Bitki de üretmiş olduğu besinlerden mantara veriyor. Bu şekilde karşılıklı fayda sağlıyorlar. Peki mantarlar bir hücreli olabilirler mi? Evet hocam, mikroskobik mantarlarımız var. En meşhur mantarımız kim? Maya mantarı. Bira mayası hakkında gelsin. Çok hücreli mantarımız var mı? Yemeklerde de kullanıyoruz. Kültür mantarı yiyoruz hocam. Şapkalı mantar hakkında gelebilir hocam. Besin olarak tükettiğimiz başka kim var dersek? Ağaçlarda hastalık yapan kim? Ağaç mantarı. Bu da hocam çok hücreli mantarımız. Peki mantarların vücutlarında küçük lifler var. Biz bu küçük ipliklere ne ad veriyoruz dersek? Ne diyorsun? Hif. Neymiş söyle bakayım? Hif. Aferin hocam. Böyle söylemesi kolay. Hif. İnce. Peki bu hifler birleşiyor. Bu hifler kalınlaşıyor. Oluşturmuş oldukları daha büyük yapılara ne ad veriyoruz dersek? Miselyum ismini veriyoruz. Miselyum hiften daha büyük sevgili hocam. Mantarlar eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyebiliyorlar. Eşeysiz olarak spor oluşturuyorlar. Tomurcuklanmayla yürüyorlar hocam. Eşeyli olarak da metagenez adını verdiğimiz yöntemle mantarlar üreyebiliyorlar. Peki bir mantar çürükçülse, ayrıştırıcıysa bunların hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleri çok gelişmiş oluyor ve hücre dışındaki büyük molekülleri ne yapıyorlar? Bir güzel parçalayıp hayatlarına devam ettiriyorlar. Oluşan küçük molekülleri yani çürütmüş oldukları bitkiyi, hayvanı hangi şey yediyse onu parçaladıktan sonra oluşan küçük molekülleri hücre içerisine alıp hayatlarına devam ediyorlar hocam. Çok değerli bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Hocam bizim maya mantarımız var. Bira mayası. Bu bira mayası hocam ökaryot olduğu için mitokondrisi vardır. Aerobik solunum yapabilir. Oksijen olmadığı zaman sevgili hocam hangisini? Etil alkol fermentasyonu kullanır. Bu sayede sitoplazmada hücre için gerekli olan ATP'lerini üretir. Metabolik olaylarını gerçekleştirir. Biz maya mantarını ekmeğin, kekin, poğaçanın, böreğin kabarmasında kullanıyoruz. Alkollü içeceklerin üretilmesinde maya mantarını kullanıyoruz. Tekrar ediyorum, bira mayası ökaryot. Mitokondrisi vardır. Oksijen kullanıyorsa, aerobik solunum yapıyorsa bu olay mitokondride gerçekleşir. Ben oksijen kullanmadan fermentasyon yapmak istiyorum diyorsa da etil alkol fermentasyonuyla etil alkol açığa çıkartıyor. Bu sayede alkollü içeceklerin üretilmesi gerçekleştiriliyor kıymetli hocam. Peki mantarlardan başka nerede faydalanıyoruz? Biz mantarları ilaç yapımında kullanıyoruz. Başka gıda endüstrisinde kullanıyoruz. Başka fermentasyon olaylarında mantarlardan faydalanıyoruz. Hatta küf mantarından ne elde ediyoruz? Antibiyotik. Geçen ders bakterilerde bahsetmiştim. Bakteriler antibiyotiklerden olumsuz etkileniyorlar demiştik hocam. Mantarların üretmiş oldukları antibiyotikler sayesinde biz bakterilerle, enfeksiyonlarla ne yapabiliyoruz? Mücadele edebiliyoruz. Hadi bakalım çabucak tekrar edelim. Seninle beraber mantarları ökaryotlar mı? Evet. Çekirdekleri var mı? Evet hocam. Çok çekirdekliler. Çok güzel. Peki hücre duvarları var mı bitkiler gibi? Var. Peki bitkinin duvarıyla mantarın duvarı aynı mı? Hayır. Bitkinin selüloz, mantarın kitin demiştik. Peki nasıl beslenirler? Heterotrof. Ne demek? Hazır beslenirler hocam. Ya çürükçül beslenirler ya da parazit beslenirler. Hastalığa sebep olurlar. Mutualist yaşayan türleri var mı? Var hocam. Bir hücreli mantar da var. Çok hücreli mantarlar da var. Vücutlarında küçük if adını verdiğimiz uzantlar var. Bunlar
bunlar hocam birleşerek daha büyük olan kimleri miselyumları oluşturuyor. Eşeli ya da eşeysel olarak üreyebiliyorlar. Eğer çürükçül bir mantarsan sindirme enzimlerin çok gelişmiş. Hücre dışına sindirme enzimini salgılıyorsun. Molekülleri parçalıyorsun. Bunları içeri alıp hayatına devam ettiriyorsun. Bir amayasa ökaryot türü mitokondrisi vardır. Oksijen varken aerobik, oksijen yokken etil alkol fermentasyonuyla hayatını devam ettirir dedik. Antibiyotik üretilmesinde yine kimlerden faydalanıyorsun? Mantarlardan faydalanıyorduk kıymetli hocam. Çok güzel. Şimdi seninle iki tane güzel örneğimiz var. Bunları çözelim, sonra soru çözümüne geçelim. Bir hücreli canlı türü için aşağıdakilerden hangisi her durumda doğru olur demiş. Bak, bir hücreli deyince hemen sazan gibi bakteri, arke demiyorsun. Protist alemdeki canlılarda da bir hücreli canlılar var diye sana özellikle belirttim hocam. Birinci hücre A şıkkı, sitoplazmasında halkasal yapıda bir DNA vardı. Tamam, bakteri ise arke ise eyvallah bu doğru ama protist aleminde bulunan amip, öglena, terlik, hayvan, ökaryot oldukları için DNA'sı halkasal değil, bizim gibi doğrusal yapıya sahiptir. Her zaman doğru değil hocam. İkinci öncül, anaerobik solunum yaparak enerji üretir. Belki mitokondrisi vardır hocam. Aerobik solunum yapar. Bu da her zaman doğru değil. Çekirdek zarı vardır. Zarlı organları vardır. Bu kime özgü bir özellik? Ökaryotlara özgü bir özelliktir. Bir hücreli canlılar her zaman ökaryot olacak diye bir zorunluluğumuz yok demiştik. Hücre dışına hidroliz enzimi göndererek beslenmesini sağlar. Yani hücre dışı sindirim yapar. Çürükçüldür demiş sevgili hocam. Belki adamın klorofil pigmenti var. Belki öglenede olduğu gibi, ayklerde olduğu gibi kloroplasti var. Yani illa çürükçül besleneceksin, hazır besleneceksin diye bir zorunluluk yok değerli hocam. Bu da her durumda doğru değil. Ama mRNA, rRNA ve tRNA olmak üzere 3 çeşit RNA molekülünü sentezleyebilir. Evet hocam, hücredeki protein sentezi olaylarını düzenleyebilmek için 3 çeşit nükleik asit ne yapabilir hocam? Sentezleyebilir diyoruz. Bu her durumda, bir hücreli de olsan, çok hücreli de olsan bunları yapmak durumundasın. Doğru cevap E dedim. Son sorumuza bakalım hocam. Diyor ki cıvık mantarla ilgili yukarıda bilgiler verilmiş, protist halinde yer alan bu canlı grubu ile ilgili verilen bilgilere göre hangileri söylenebilir? Birinci öncül, hücre dışına sindirim enzimi salgılayıp organik atıkların parçalanmasını sağlayabilir demiş. Evet hocam, çürükçül besleniri de ayrıştırıcı bir canlıdır. Bak yukarıda da demiş zaten, nemli bölgelerde yaşar, eşeli ya da eşeysiz olarak çoğalıp ayrıştırıcı olarak beslenebilen canlılardır. Çürükçül ise hücre dışına sindirim enzimi salgılar. 2. Mantar alemindeki canlılarda bulunan kitin yapılı hücre duvarı yapısına sahip değillerdir. Doğrudur hocam, cıvık mantarlar amipsi hareket ederler. Yalancı ayaklarıyla bir yerden bir yere giderler. Dolayısıyla hücre duvarı bulunmadığı için mantarlar aleminde incelenmezler. Protist aleminde inceleniyorlar. Bu da doğru. Üçüncü öncül, bakteri ve arkelerdeki türlerden farklı olarak zarlı organları vardır demiş. Doğrudur hocam. Niye? Bakteri ve arke neydi söylenmişsin? Prokaryot. Ne demek prokaryot? Çekirdekleri yok demekti. Hocam, bizim protist alemindeki canlılarımızın hepsinin neyi var? Çekirdeği var. Ökaryot oldukları için. Dolayısıyla farklı olarak zarlı organları vardır buradaki cıvık mantarlarımızın. Evet hocam diyor. Cevap ne olur diye sorarsak, one, two, three, yani E seçeneği dedim ve bir sonraki dersimizde seninle beraber ne yapacağız? Kaç tane sorumuz varmış ile beraber bakalım. 10 tane cik sorumuz varmış. Bu soruları çözerek hayvanlar alemine geçiş yapıyoruz. Önce omurgasız hayvanlar, hemen arkasından da omurgalı hayvanları işleyeceğiz kıymetli hocam. Sabırladığınız için çok teşekkür ederim. Mantarların heterotrof olduğunu, ökaryot yapıda olduklarını, kloroplastlarının olmadığını, bu canlıların heterotrof beslendiğini, yani parazit ya da çürükçül beslenebildiklerini aklına tut hocam. Mantarlara aklına bir amayası gelsin. Mantarlar deyince aklına kültür mantarları aklına gelsin. Bunları yiyoruz, tüketiyoruz hocam. Ökaryot yapıda olan canlılar oldukları aklına gelsin. Bir sürü olayda mantarlar ne yapılıyor? Kullanılıyor. Gıda endüstrisinde kullanılıyor. Antibiyotiklerin üretilmesinde kullanılıyor. Faydalı moleküllerdir. Mesela bir belgeselde izledim. Mantarlardan elde ettikleri bir ilaç da, bir maddeyle sevgili hocam, Parkinson hastalarının bazı sinir sistemine ait olan problemlerin çözülmesi için araştırmalar devam ediyor. Sınıflandırma bunun için önemli sevgili hocam. Buraya kadar dinlediysen de, hala abone değilsen de, abone olursan, videoyu da beğenmediysen, beğenirsen beni çok memnun edersin. Sonraki soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Çav 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 çav. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Soru çözümünde bekliyorum seni. Hadi bay bay.